soğan ve sarımsağımızı hazırlayarak başlayalım. Sarımsaklarımızı ayıtlıyoruz. Sarımsağımızı ince bir şekilde doğruyoruz. Soğanımızı da aynı şekilde. Soğanımızı da burnu az doğruyoruz. Evet, tenceremizi de alalım ve pişirmeye başlayalım. Şimdi önce kıyma sosumuzla başlayalım. Ocağımızın altını da açıyoruz. Zeytinyağımızı ekliyoruz içerisine. Şimdi içerisine sarımsağımız geliyor önce. Ve kuru soğanlarımızı da ekliyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz kuru soğanlarımızı ve şimdi bunun içerisine kıymamızı da ekleyeceğiz. Kıymamızı soğan ve sarımsağımızla birlikte bu şekilde kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi içerisine salçamızı da ekleyeceğiz. Bir yandan baharatlarımızı da ekleyelim. Tuz ve karabiber koyacağız. Önce karabiberimizi ekliyoruz. Ve biraz da tuz. Şimdi suyumuzu da ekleyebiliriz içerisine. Ve burada yavaş yavaş pişirmeye devam edeceğiz sosumuzu. İçerisindeki salçanın da iyice karışmış olduğuna emin olmamız lazım. Evet, sosumuz burada yavaş yavaş pişecek. Beşamel sosumuzu hazırlamaya başlayacağız. Bunun için de ocağımızın altını yine açıyoruz. Zeytinyağımızı alalım. Ve içerisine şimdi unumuzu ekliyoruz. Beşamel sos için. Ve yavaş yavaş kavuracağız. Şimdi içerisine sütümüzü ekleyeceğiz. Ve sürekli karıştırmamız gerekiyor. Biraz koyulaşacak şimdi. Biraz da tuz ekleyelim. Beşamel sosumuzun içerisine. Altını kısıyoruz şimdi. Yavaş yavaş kaynatacağız. Ve soslarımızı şöyle yanımıza alıyoruz. Lazanya hamurumuzu da aldık ve fırında pişirme yapacağımız kabımızı da aldık. Şöyle koyalım ve en alta biraz zeytinyağı gezdiriyoruz. Ve iki tane pişirme gerektirmeyen lazanya hamurumuzu, ön pişirme gerektirmiyor. Evet, şimdi bunun üzerine de kıyma sosumuz geliyor. Tekrar lazanya hamurumuzu bu şekilde koyuyoruz. Üzerine beşamel sos. Biraz da bastıralım. Şimdi kalan bütün beşamel sosu da bunun üzerine dökeceğiz. Evet, lazanyamızı bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi biraz fırına süreceğiz. Fırında bekleteceğiz bir 5 dakika. Arkasından çıkartarak üzerine peynirimizi koyarak tekrar fırına süreceğiz. Şimdi ilk fırınlama işlemimizi gerçekleştirelim. 240 dereceye lazanyamızı koyuyoruz ve bir 5 dakika tutacağız. Çıkartacağız ve üzerine peynir koyacağız. Şimdi kaşar peynirimizi de rendeleyelim. Hazır hale gelsin. Şimdi lazanyamızı alıyoruz. Evet, üzerine peynirimizi de koyalım. Evet, peynirimizi tamamen yerleştirdikten sonra üzerine şimdi tekrar fırına götürüyoruz. Evet, şimdi peyniri koyduktan sonra da yine 240 derecede ortalama 20-25 dakika pişirmemiz gerekiyor. Hem lazanyalarımız pişecek hem de üzeri güzel bir şekilde kızaracak. Şimdi çıkartıyoruz. Harika görünüyor. Yemeğimiz artık servise hazır. Şimdi...